Evet, 216 dönüm arazinin aylık kirası 770 dolar. Kumarhanesi olan otellere 49 yıllığına kiralanan devlete ait deniz kenarlarındaki en değerli arazilerin kira bedellerini açıklıyoruz diyor. Nacak gazetesi dün de açıklamıştı. Nacak gazetesi benzer bir haberi ona da bir bakalım. Ona da bir bakalım. Bir saniyecik müsaadenizle. O da neydi? Ups, yanlış yeri açtık. 28,5 dönüm arazinin aylık kirası 339 dolar. 339 dolar. Yani 7'den bile koysanız 2000 TL ayda. Ve burada 5 yıldızlı bir otel var. Aylık kira 1-2 bin Türk lirası. 216 dönüm arazi, aylık kira 770 dolar. İşte biz yeni dönemde, koronavirüs döneminde bunların olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Nacak gazetesi dijital olarak yayınlanıyor. Bugün ve bu çok önemli bir haber bence. Çünkü yeniden geldiğinizde geri ben bu şekilde yaşamak istemem artık. Bunun buraya yatırım yapan insanlarla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu devlet politikası olmalı ve daha önce programımızın başında adından bahsetmiştik. Sayın Halil Falyalı'nın bu konuda bir önerisi vardı. Ben doğru buluyorum bu öneriyi. Neydi? Satın bunlara. Gelsinler. Otellerini devam ettirmek isterse 150 milyon dolar bu kadar. Bence şu anda ne yapıyorsaydık daha fazlasını yapalım. Bir yatırımcı var Girne'de. Aylardır bir şeyler yapmak istiyor. Aylardır ve şu anda da yapmaya devam edecek. Bana diyor bu araziyi kiralayın kaç aysa. Oturalım kiralayalım. Fırsatçılık da yapmak istemiyorum diyor. Kiralayın. Yapalım. Evet, Nacak gazetesi bunları yazdı. Haberci gazetesine bakıyoruz. O da dijital yayınlanan gazete. Korona mültecileri tehdit ediyor. Nicholas Stelian'ın yazısı bugün Haberci'de internet sitesinde bulabilirsiniz. Kıbrıs'ta ekonomik ve sosyal şartların hızlı bir şekilde kötüleşir. Kıbrıs'ta ekonomik ve sosyal şartlar hızlı bir şekilde kötüleşirken güneyde mülteci kampları ve mahalleleri alarm veriyor. Amir 30'lu yaşlarda Kıbrıs'ın güneyinde yeni bir yaşam hayalleri kuran İranlı bir baba. Birkaç yıldan beri eşi ve kızı ile beraber Larnaka'da yaşıyor. Yaşamını mülteci statüsü nedeniyle devletten aldığı mali yardım ve çeşitli dönemlerde üstlendiği mevsimlik işlerle sürdürmeye çalışıyor. Korona krizi nedeniyle gündelik yaşantının alt üst olduğu ekonomik hayatın durma noktasına geldiği bu süreçte Amir hem ailesinin hem de kendisiyle aynı konumda olan insanların geleceğine yönelik oldukça endişeli. Gerçekten sıkıntı. Serhat İncirli'nin yazısı biraz sonra okuyacağız. Artık salgın öncesindeki gibi yaşamak istemiyorum. Ve manşet Adata 16 ölüm. Evet, toplam ada genelinde ölü sayısı 16'ya yükseldi. Diyabeti vardı diyor Mehmet Uğur Kaya. 54 yaşındaydı. Alsancak'ta ikamet ediyordu. Türkiye'den adamıza gelerek yerleşmişti. Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavi görüyordu. Allah rahmet eylesin. Ve pandemi hastanesi için düğmeye basıldı. Hastanenin AVAM projesi hazırlandı. Sağlık Bakanlığı yeni hastane projesini dün Bakanlar Kurulu'nda kabine üyelerine de sundu. Pandemi hastanesi 6000 metrekarelik kapalı alan içerisine inşa edilmesi planlanıyor. İnşallah erken bir zamanda bitirilir bir şekilde. Haberci gazetesi de bunları yazdı. Bakalım diğer gazetelerimiz internetten bulabilir miyiz? Kıbrıs manşet genellikle yayınlıyordu ama galiba bulamayacağız gibime geliyor. Gündem Kıbrıs'a bakalım. Gündem Kıbrıs'ta var mı bugün?
İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin naaşları tedbirlere takıldı. Evet, 20 tane Kıbrıslı Türk getirecekti ölülerini ama mümkün değil şu anlarda. Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti. Bu da ayrı bir korkutan ayin gündem Kıbrıs'ta yer alıyor. Yüzlerce kişi nerede? Bulgaristan'da. Evet, bunlara da tabii ki üstün zekalı sınıfına geliyorlar. Bunlar uçarak Mars'a gidebilen karakterler tabii ki. Allah'ın da yardımıyla bir miktar gidebiliyorlarmış. Fransa'da caddelerde halk yerine geyikler gezdi haberi var. Halil Falyalı hayat kurtaran ilaçları Kıbrıs'a getirdi. Bravo diyoruz bir kez daha. Bir kez daha beklenen ilaçları getirip teslim ettik diyor Sayın Halil Falyalı. Bugün bu gazetemizi de okuduk. Yeni Bakış gazetesine bakıyoruz. Gemi karaya vurdu. Hürriyet Genel Sekreteri Ali Yeltekin hükümetin sigortalı çalışana yapacağını açıkladığı 1500 TL katkının herkesi kapsamayacağını belirterek bu ülkede bir aydır aç olan insanlar var, zamanında kimse yardımcı olmadı, bu saatten sonra da yapılacak olan hiçbir yardımın faydası olmaz dedi. İhracata yönelik çalışan iş yerleri açılıyor. Koronavirüse karşı dünyada ülkeler tedbirlerini artırırken UBPHP hükümeti tersini yapıyor demiş bugün. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bir haber sitesine yaptığı açıklamada tapu dairesinin, motorlu araç kayıt dairesi ve posta dairesinin çarşamba günü açılabileceğini belirtti. Buradan açılırsa tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın koyacağı kriterler var. Ona göre koruyacağız şeyimizi. Koruyacağız. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ziya. Çünkü yükleme yapılmadı. Kıbrıs manşet şimdi geldi galiba. Evet, Kıbrıs manşet 4 oldu diyor can kaybı manşetinde. 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya emlakçılık yapıyormuş. Allah rahmet eylesin. Halil Falyalı'dan örnek davranış. Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Halil Falyalı COVID-19 için geliştirilmiş hayat kurtaran yeni ilaçlardan 100 adet bağışta bulundu. Yurt dışından satın aldıkları ilaçları Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti. Evet, 35 gün süreyle uğraştık diyor Sayın Falyalı bunu getirebilmek için. Efendim, koronavirüs bir hafta ara ile iki Kıbrıslı Türk kardeşi aldı. Kıbrıs manşetten sonra North Cyprus UK internet sitesine bakıyoruz. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Birleşik Krallık'ta 59 yaşındaki Kıbrıslı Türk kaybeden 59 Kıbrıslı Türk'ün arasında iki kardeş de bulunuyor. Erdal Yılmaz ve Erbay Yılmaz. Hisarköy, Gambillili iki kardeş bir hafta ara ile koronavirüse yenik düştü. Evet, Erdal Yılmaz ve Erbay Yılmaz. Biri 62 yaşında, biri 66 yaşında. Allah rahmet eylesin. Öksürük, yüksek ateş, ishal ve nefes darlığı belirtileri göstermiş. Hastaneye başvurmuş ancak 6 Nisan'da vefat etmiş Erdal Yılmaz. 6 gün sonra kardeşi Erbay Yılmaz aynı hastalıktan o da vefat etmiş. Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Bu arada Birleşik Krallık'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerden 20'den fazlasının naaşının Kuzey Kıbrıs'a getirilmek üzere morgda bekletildiği, bir taşıma şirketinin girişimlerine rağmen nakil işleminin koronavirüs tedbirlerine takıldığı öğrenildi. Uçak gelmiyor memlekete, yani böyle bir durum var. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan cenazelerin ülkeye getirilmesinin yakın bir gelecekte mümkün olmadığını ifade etti. Atakan, herhangi bir cenaze ülkemize getirilmedi. Tabii ki yakınlarının hassasiyetini anlıyorum. Ama bu cenazelerin ülkeye gelmesi için tüm bu kaos ortamının yatışması, normale dönmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Bu haberde North Cyprus UK'den sizlere aktardık. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ziya Emir kardeşim de bize Kıbrıs manşeti gönderdi. Kıbrıs manşet her gün Kıbrıs gazetelerinin ön sayfalarını
bize paylaşıyor. Bazılarını çünkü artık biliyorsunuz basmıyoruz. Haberatör hala basılanlardan. Özgür basının susturulmasına sessiz kalamayız diyor Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu'nun bugünkü açıklaması. Ve Detay gazetesi yine basılmaya devam eden gazetelerimizden biri. Kıtams, UBP-HP hükümeti demokrasi düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi diyor. Gazetelere, basın sektörüne, tüm risklere karşın halkı bilgilendirmek adına bu süreçte her zamankinden daha ağır bir şekilde hizmet verenlere destek yok. Ölüm oranı %4 demiş bugün. Bizde nerede ölüm oranı %4? Güneyde 3.31. Ha, bu ölüm oranı değil, bu vaka oranıydı bizim hesapladığımız. Ölüm oranını %4 olarak hesapladı. Bir kez daha bakıyoruz. Geldi mi diğer gazetelerimiz? Hayır. Evet, şimdi köşe yazımızı okuyacağız. Bugünkü haberci ve gündem Kıbrıs'ta da aynı şekilde köşe yazımız yer alıyor. Serhat İncirli yazdı. Serhat İncirli yazdı. Bugün köşe yazımızı hemen bulalım. Bulalım ve aynı anda Facebook'la Twitter'a da gönderelim. Ne demişiz bugünkü köşe yazımızın başlığında? Artık salgın öncesindeki gibi yaşamak istemiyorum. Evet, dinlemek istemeyenler ağır eleştiriler olabilir. Dinlemek istemeyenler televizyonların sesini kıssın, başka kanala geçsin ama küfür etmeye çalışmasın hiç kimseye. Şimdiden söyleyeyim. Bir ilaç ithalatçısı dostum dün öğleden sonra sanal medyada bir paylaşım yaptı. Ve özetle dedi ki, gazeteciler uyuyor musunuz, Türkiye ilaç getirmemizi engelliyor. Sordum, soruşturdum, uyumadım. Bu iddia hem doğru hem de yanlış. Yanlış çünkü Türkiye devletinin doğrudan böyle bir engellemesi yok. Yani birileri kesin ulan bunlara ilacı dememiş. Ama doğru. Çünkü çok ciddi engeller çıkarılıyor ve ilaç gelemiyor. Veterinerlere bile gelemiyor. Hükümet temasa geçecek ve bu sorun çözülecekmiş. Bunu da öğrendik. Hükümetten bir kişiyle sohbet etmeye çalıştım, bu konuyu açtım. Aman aman kapat bu meseleyi, biri duyacak dedi. Korktu. Gerçekten ismi lazım değil. Çünkü gelecek korkusu korkunç bir korku. Konuşursa cız. Öyle alıştılar. Ne yapsınlar? Peki geçen gün yazdığım iki kutu hap meselesi neydi biliyor musunuz? Türkiye daha önce KKTC'ye göndereceği sözünü verdiği çok pahalı 200 kutu ilacın sadece iki kutusunu gönderdi. Gönderebildi. Mesele buydu. Türkiye'nin kendi ihtiyaçları var ve KKTC'ye bu ilaçları göndermesi mümkün değil. Ha, iki kutu geldi mi geldi. Mete Özmerter uçağa koydu ve getirdi. Evet, bu arada bu yazıyı da Facebook'ta ve Twitter'da paylaştığımızı da ayrıca belirtelim sizlere şimdi şu anda. Evet, Mete Özmerter uçağa koydu ve getirdi. İki kutu. Bir, iki. İngilizce one, two. Rumca ena, vio. Ve de brio. Daha önce de yazdım. Bu iki kutu ilaçtan biri adrese teslim torpilli biri içindi. Not, UBP İskele milletvekillerinden herhangi biri ararsa bu adrese teslim ilacın kim için geldiğini anlatırım. Şimdi buraya bir ara koyalım, bir nefeslenelim. Çünkü bu çok önemli. 26 tane çalışan solunum cihazımız var. Bu yüzden evde kalın. Çünkü bu iş patlarsa solunum cihazlarımız yetmez. 26 tane sadece. Ve tıpkı bu ilaçta olduğu gibi Hasan'a vereceksiniz, Mehmet'e vereceksiniz, Ayşe'ye vereceksiniz, Kazım'a, Hüseyin'e, Salih'e yok olacak sonra. Tıpkı ilaçta olduğu gibi. Oysa hepimiz Allah'ın aynı kullarıyız. Bu işte torpil olmaması lazım. Öteki tek kutuyu da KKTC yetkilileri alamadı. Bir başka yetkili aldı, bizde dursun, gerekirse biz veririz dedi. İş insanı Halil Falyalı'nın dün ülkeye getirdiği 200 kutu ilaç bu ilaçtır. Bu ilaçlar normal zamandan daha pahalı.
Kutusu 150 euro. Ama Halil Falyalı kutusuna 2000 euro ödedi. Bir ay süren uğraştan sonra ilaçlar dün ülkeye geldi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ve Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut'un huzurunda devlete bağışladı. Evet, çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günler, şunu suçlayalım, bunu eleştirelim. Rum'dan almayız, Japon'dan içmeyiz, Fransız'dan yemeyizle geçmez. Türkiye'yi de suçlamaya gerek yok. Ama artık propagandaya hiç ama hiç gerek yok. Eleştiriye kızıp bağırıp çağırmaya, yalana da gerek yok. En güzeli bu meselelere hiç girmemek, gerçeği bilmek ve saptırmamak. Türkiye bize şu anda yardımcı olamaz. Çünkü o ilaçlar kendi vatandaşına lazım. Ayrımız gayrımız olamaz mı diyorsunuz? Elbette. Savunma, Doğu Akdeniz'deki doğalgazın paylaşımı, uluslararası siyasette ayrımız gayrımız olmayabilir. Ama bu konuda belli ki varmış. Biz kendi işimize bakalım. Halil Falyalı ödedi, 100 veya 200 kutu ilacımız geldi. Allah ondan razı olsun, Allah evlatlarını, sevdiklerini bağışlasın. Şimdi gelelim hükümete. Hükümet veya tüm hükümetler bu ülkeyi ne zaman yönetti? Ne zaman çok ciddi ulusal bir strateji hazırladı? Ne zaman bu ulusal strateji uygulamaya kondu? Hiçbir zaman. Hiçbir hükümet. Çünkü hepsi bağımlıydı, bağlıydı. Bu ülkenin para politikası, maliye politikası, savunma politikası, eğitim politikası, din uygulaması, bayındırlık ulaştırma ihalesi, suyu, maaşı hep bağımlı değil miydi? Tamamen bağlayın gitsin, herkes ne yapacağını bilsin demedik mi? Ben şahsen dedim, hala da diyorum. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye toprağı olması için gelin referandum yapalım. Evet demezsem namerdim. Ama yapamazsınız. Çünkü şu anda tüm dünya karışık olsa da bunu yapmanız imkansız. Yaptığınız neydi? Hep idare-i maslahat. Korkuyla, propagandayla ve ideolojik ayrımcılıkla yönetmek. Bizden olanlara basın krediyi, yaratın her türlü olanağı. Bizden olmayanları hain ilan edin, meseleyi sürdürün. Düşünün, yıllardır hiçbir hükümet Türkiye'den para gelmedi demeye dahi hep çekindi. Hala çekiniyorlar. Oysa gelmedi. Gelmeli mi? Hayır, gelmemeli. Kimsenin parasına muhtaç olmamak en doğru olan. Ama benim tüm kapılarım senin çıkarların yüzünden kapalı kalacaksa, o zaman bunun karşılığının bir şekilde olması lazım. Yıllardır bu ve buna benzer yazılar yazarım. Yemediğim baskı, yaşanmadığım dışlanma, işitmediğim hakaret ve küfür kalmadı. Artık sona geldik. 31 yıldır ilk defa basılı gazete dışında yazılarım yayınlanıyor. Bu bir teknolojik tercih değil, zorunluluk. Çünkü yazı yazdığım gazetenin sahibi hapiste. Kimse kusura bakmasın, bu genç adamın hapiste olmasının sebebinin neyse. Önümüzdeki seçenekler mi? Yani ne mi yapabiliriz? Koronavirüs salgını ile ilgili her tedbirini alkışladığım hükümetin şu anda tavrını net bir şekilde belirlemesi gerekiyor. Önceleri bu kadar çok devlet memuru ve devletten maaşlının olduğu bir ülkede maaşlar ödendiği sürece kimse sokağa inip eylem yapamaz diye düşünürdüm. Maaşını alan siner derdim. Dolayısıyla hükümet maaşları ödesin sorun yoktur inancındaydım. Ama şimdi açlık başlayacak. Gazeteciler dahil. Kısacası sinip beklemenin dışında kalan ikinci seçenek bu memlekete sahip çıkmaktır. Battık parasız. Mevcut hükümet bu memlekete sahip çıkma hareketine katılırsa katılır. Hatta dilerse buna
öncülük de eder. Değilse, kısacası bundan sonra da bundan önceki gibi yönetileceksek, yani koronavirüs öncesindeki gibi yaşayacaksak, daha iyisi hepimiz bulaşalım, ateşlerde yanalım, nefesimiz kesilsin, ölelim. Ama bunca yıldır yaşadığımızı bir daha yaşamayalım. Kimse kusura bakmasın. Salgın öncesindeki gibi yaşamak istemiyorum. Siz istiyorsanız çok yaşayın diyecek başka bir sözüm de yoktur. Saygılar sunarım. Evet, bunu da sizlerle bu şekilde paylaştık. Diyecek başka bir sözüm de yok. Kimse kusura bakmasın, salgın öncesindeki gibi yaşamak istemiyorum. Evet, devam edelim. Yine bakalım gazetelerimize. Gazetelerimizin ön sayfaları yayınlandı mı, yayınlanmadı mı? Bu arada tabii ki Kıbrıs Postası gazetesine de bakacağız. Kıbrıs. Bakalım var mı yayınlanan herhangi bir gazetemiz şu anda? Evet. Yok, şu anda yok. Kıbrıs Postası gazetesinin neler yayınladığına, ilk birkaç haberine bakalım. İnternette yayınlanmaya devam eden gazetelerimizden biri de Kıbrıs Postası. Evet, Ekonomik Örgütler Platformu salgına karşı mücadelede doğru adımlar atılıyor dedi. Yeterli mali kaynak yoksa iç borçlanmaya gidilmeli diyor Tufan Erhürman. Dünya Sağlık Örgütü bu akşam, yani dün akşam yaptığı açıklamada bir ilacın adını da veriyorlar. Yeni doğan çocukların verem tedavisinde kullanılan aşının COVID-19'un tedavisinde kullanılabileceğine ilişkin iddiaların yeterli kanıta sahip olmadığını açıkladı. Her zaman olduğu gibi tabii ki. Evet, devam edelim. Devam edelim. Evet, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bu arada bir paylaşım daha var. Aksel Gündeş. Bu kadarı da olmaz artık. Eve kilitlendir, sağlıklıdır, eyvallah dedik. Yeri geldi cebimizdeki parayı kullanamaz hale geldik. Bu da geçer dedik. Paramızla rezil olduk. Hastalıklı ilan edildik, acınır duruma düştük, yine konuşmadık. Alın teriyle 2 kuruş kazanmaya çalıştık, yemediğimiz laf kalmadı. Balık pahalı, ucuzlatın dediler. Sadaka fiyatına balık vermeyi de kabul ettik. Bugün onu da bize çok gördüler. Cuma günü izin verildi balığın götürülmesine. Bugün o da yasak. Niyetiniz nedir anlamış değilim. Düşünüyorum bu memlekette aslında doğru olan alın teriyle kazanmak değilmiş galiba. Asıl doğru olan yalanla dolanla uğraşmakmış. Aksel Gündeş'in paylaşımı çok 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 önemli ve çok değerli. Serkan Bol Çocuk çok teşekkür ederim. Tekrardan Ömer Sarıoğlu kardeşim öpüyorum seni. Nazime Abdullah 4 kişiyi kaybettik diyor. Allah'ım tüm herkesi korusun. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet dilerim. Londra'da ölenlere ailelerine Allah sabır versin. Kim Kıbrıs'ımıza yardım ederse onlardan da Allah razı olsun. Öyle insanlarımızın daha çok olmasını dilerim. Halil Falyalı gibi sevgilerimizle, çok güzel söyledi. Fatma Tuğcan iyi yayınlar koronasız günlere. Halil Pervane hayırlı yayınlar diyor bizlere. Dünya Sağlık Örgütü biraz önce flash bir haber geçti diyor. Dünya KKTC'yi virüsle mücadelede örnek almalı diyor. Tabii kimse bizi saymıyor, bilmiyor. Evet, köşe yazını okudum. Eline yüreğine sağlık. Muhteşemdi. Herkese sağlıklı günler dilerim diyor. Metin Pastırmacıoğlu, eniştem çok sağ olasın. Öpüyorum seni, kucaklıyorum. Sağ olasın.
Çok teşekkürler ederiz sizlere de. Evet, dünyadan bazı haberleri de birlikte okuyacağız. Ama bu arada bir önemli yazı daha var. Çok önemli bir paylaşım var. Ona da bakalım sevgili Mete Hatay kardeşimin. Paylaşımı vardı, onu arıyorum. Evet, buldum. Mete Hatay, sevgili büyük ustamız Özer Hatay'ın oğludur tabii ki. Bir gazeteci çocuğu olarak doğdum, bir gazeteci çocuğu olarak büyüdüm. 50 yaşımdan sonra gazetecilik yaparak hayatıma devam ediyorum. Basın kartım yok belki ama olsun. Kendimi gazeteci olarak görüyorum ve bu unvanı da hak ettiğimi düşünüyorum. Bu mesleğin çilekeş bir meslek olduğunu söylemeye gerek yok. Bu ülkede basın çalışanının verdiği emeğe hiçbir zaman hakkının verilmediğini babamdan dolayı çok iyi bilenlerdenim. Yıllarca 3 kuruşa çalışmak zorunda kalmış, mevcut basın örgütlerinin kuruluşlarında yer alarak bir nebze olsun basın emekçilerinin durumunun düzeltilmesine katkıda bulunduğunu çoğu bilir zaten. Hiçbir zaman devlette çalışan gazeteci olmadı. Holding gazeteciliğini de reddetti. Mesleğinde yapamadıklarından dolayı bu dünyadan göç ettiğinde gözünün arkada kaldığını çok iyi bilirim. Adadaki medya asil öncesi diyor. Yani asil nadir öncesi ve sonrası diye kabaca ikiye ayrılabilir esasında. Yani abiciğim ekolü ve öncesi ekol. Asil nadir öncesi dönemi çok iyi bilirim. Bazen genç basın mensupları anlamasa da gerçekten varoluş gazeteciliğinin yapıldığı bir dönemdi. Evet, o dönemin pek demokratik bir ortam olduğu söylenemezdi. Ama gene de size o dönemde yapılmış dünya kadar müthiş gazetecilik örnekleri gösterebilirim. Böylesi olağanüstü şartların yaşandığı dönemde bile basının bu kadar aşağılandığını hatırlamıyorum. 1960'lı enklav yıllarında bile gazeteler susmamış, bütün zorluklara rağmen devam etmişti. Susmayan, toplum lideri olan doktorun gazetesi halkın sesi değildi sadece. O dönem Bozkurt başta olmak üzere gazetecilerin çıkarttığı gazeteler vardı. Akın, Zafer, Savaş bunlardan bazılarıydı. Şimdi ise bu en zor zamanda basını görmezlikten gelen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu salgının yarattığı kaotik fırsattan yararlanarak onu adeta susturmaya çalışan bir iktidar. Hükümetin son aldığı karar bu niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Bu yüzden okuyucusunun basına sahip çıkma zamanı gelmiştir. Basının ortadan kalkması demek, toplumun farklı kesimlerinin sesinin kısılması demektir. Toplumsal özgürlük ancak basın özgürlüğüyle oluşabilir. Öyleyse gazetene sahip çık diyor. Gazetene sahip çık. Gerçekten bu konu çok önemli. Gazetelere sahip çıkmak çok önemli. Bizler de bu çağrıya katılıyoruz. Umarız bu günler çok erken bir zamanda geçilir ve umarız bu sıkıntılar kısa sürede aşılır tabii ki. Mete Hatay'ın paylaşımı da oldukça güzeldi. Güner abim diyor ki teşekkürler, süpersin, iyi ki varsın, korkma yanındayız, süpersin, konuş da korkma diyor. Sedat Avcan kalemine ruhuna sağlık kardeş, iyi ki varsın demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum bir kez daha dinleyen ve okuyan herkese tabii ki. Evet, İngiliz gazetelerine bakacağız çünkü aradan sonra konuk almaya çalışacağız. Alacağız demiyorum çünkü teknik bir sıkıntı olmaz diye inşallah yapıyorum. Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de uygulanan evde kapalı kalma olayının yumuşayacağı önümüzdeki hafta mümkün değil. Hükümet böyle bir karar almayacak diyor İngiltere'de ajanslar. Şu anda İ gazetesi diyor ki lockdown, yani evde kalma işi, kilitli kalma işi devam edecek. Çünkü virüs henüz öyle bir
rahatlama sağlayacak durumda değil. Evet. Lockdown, evde kal, çalışıyor. Rahap başbakana ve halka dedi ki hala evde kalmak zorundayız. Sen de dahil Boris. Boris Johnson nişanlısı Carrie Simmons'la birlikte bir ormanda bir eve gitti. Orada dinleniyor tabii ki. Ormanda derken taşra diyelim. Devam edelim. Evet, bakanlar yumuşak bir geçiş düşünüyorlar ve biraz zaman alacak bunun için. Sosyal mesafe kurallarının uygulanması çok önemli. Daily Telegraph'ın bugün ön sayfasındaki haber yer aldı, böyle bir şey. 3 hafta daha kapalı kalacağız diyor Times gazetesi bugün. Lockdown for 3 more weeks demiş. Ve bakım evlerinde tam bir çıkmaz yaşanıyor. 2200 bakım evi var. Evet. Bu arada Prens Harry ile karısı Meghan Amerika'ya alışmakta zorluk, özellikle Harry zorluk çekiyormuş. Bunlar başka ölmesin diyor. Bir sürü sağlık çalışanı öldü. Bu sağlık çalışanların bizim için yaşamlarını verdi. Ama evet, bakacağız, bakacağız. Sevgilerimizi, saygılarımızı ileteceğiz herkese. Evet, bir ay daha sürebilir evde kalma diye yazdı Guardian gazetesi. İ-Gazetesi de lockdown'un devam edeceğini söyledi. Dominic Raab da aynı şekilde, Dominic Raab da lockdown'un devam edeceğini açıkladı. İspanya biraz açılıyor artık hayata doğru diye düşünmüş ama herkes maskesiyle, tedbiriyle birlikte bu işi yapıyor. Şimdi bir aramız daha var. Bu aradan sonra Sayın Mehmet Saydam'a bağlanmaya çalışacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.